Evet, şu anda evet, şu anda Sayın Başkanım bizi aradı. Alo. Alo. Evet, Sayın Başkanım, selamlar, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, iki değerli başkanımız sizleri seviyoruz. Müsait misiniz bilmiyorum Sayın Başkanım. Şu an 11 uçağıyla Çok şehirdesine kısa, çıkıyorum. çok kısa Buyurun. birkaç cümle sorabilir miyim Sayın Başkanım? Buyurun. Zaman be. Sizler de Trabzon'a çok emek veriyorsunuz, Trabzon Dernekleri Federasyonu'nda. Bir seçimimiz var 27'sinde. Az önce iki aday, ikiniz de bizim için çok değerlisiniz. İsmail Çok. Turgut Öksüz Başkan biraz doluydu ve şunları ifade etti. Ya seçime gideceğiz. Ben her yerde İsmail Şatıroğlu Başkanımın yaptıklarını ifade ediyorum. Burada bir seçim arifesindeyiz ama bana haksızlık yapılıyor. Bu da beni üzüyor. Niye böyle yapılıyor diye 3 tane madde sıraladı. Evet. Evet, bir tanesi üye derneklerin listesini vermiyorlar diye. İkincisi başkanım, Hazır'ın listesini istiyoruz, vermiyorlar. Yönetim kurulu toplantı yapması gerekiyor ama maalesef toplantıyı yapmıyorlar. Üçüncüsü de hazır olduğu dernekleri açıklasınlar bari. Yani hazır olan dernekleri açıklasınlar diye açıklamada bulundu. Bunlarla ilgili biz de sizlere bunları soralım Sayın Başkanım. Zaten ben bununla ilgili tabii ki yönetim kurulu yetkili olan kardeşlerimiz var. Evet. Bu işin başında olan insanlar var. Bununla talimat verdim kardeşim. Gayri kanuni bir işimiz olmaz zaten. Bizim her şeyimiz resmi. Bu anlamda haksızlık yapmayın. Hiç en ufak bir şey istemiyorum diye de bunu bizzat bildirdim arkadaşlarım. Arkadaşlarım da bu düşünce ve destur üzerine çalışmalarını son derece titiz bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Biz Allah nasip ederse bununla ilgili toplantı yapılmıyor diyor. Hangi hazirin listesini istedi? Yani oy kullanacak olan delegeler listesini istiyorlar. Onu anlamadım. Evet, Değerli herhalde hocam. oy, yani kimler oy verecek o listeye herhalde Sayın Yani Başkanım. bu listelerin de verilmesi zaten dernekler masasına yapılan görüşmeler neticesinde bunların zaten verilme gibi bir sorunu yok. Oy kullanacak olan siz söyleyin derneklerle ilgili de zannediyorum bir açıklamada bulunur. Şimdi burada tabii ki önemli olan Trabzon'un insanımızın, ülkemizin, memleketimizin kazanması. Bu anlamda buraya hizmet edilmesi. Sayın Muhakkak ki. Başkanım, tabii ki öyle de son 15 gün kalmış ya, o açıdan bu listeyi talep ediyor. Yani Evet, 15 gün o açıdan, yoksa Murat Can, evet abi. değerli dostum, burada şimdi kıymetli hemşehrilerimiz de bizleri dinliyor. Biz neyse onu söylemek durumundayız. Amin. Burada açık ve net olarak söylüyorum. Kimseye ben hayatım boyunca da haksızlık yapmamak için, yanlış yapmamak için uğraşan insanlarız. Evet. Daha sonra da muhakkak ki bunu size bağlanıp konuşacağız. Bir söz hadisesi var. Onun üstünden gidiliyor. Zaten yani bize kim ne diyebiliyor ki? Yani şurada yanlış yaptı, şurada eksik yaptı, burada şöyle Evet tüpçülük başkanım, yaptı. orada çok Bu önemli. anlamda. O söz Evet. onu çok Evet. zikrediliyor başkanım. Evet. Yani Onunla ilgili bir açıklama da sizden bekleriz. bununla ilgili de muhakkak ki bir açıklama yapacağız. Değerli aday kardeşimiz her ne kadar bazen ne konuştuğunu bilmiyorsa da biz yine de Trabzon insanımızı severiz, ederiz. O anlamda da herkese bu konuda Trabzon'a faydası olan kim varsa efendim saygıyla baktığımızı burada bildirmek istedim. Biz haksızlık yapmadığımızı bilmenizi istiyorum. Bununla ilgili de buradan bak sizin aracınızda herkese sesleniyorum. Kimin neyi varsa ben bugün bu arkadaşımızı da arattıracağım. Söz veriyorum. Ne istiyorsa ve toplantımızı zaten yapacağız. Nedir o? Seçimle ilgili olan eksikler, yapılması gereken oradaki düzen, bununla ilgili de toplantımızı yapacağız edeceğiz. Bununla da ilgili görüşeceğiz. Kimsenin herhangi bir şüphe içerisinde olmasını istemem. Güzel bir seçim olsun. Maksat insanımıza, hemşehrilerimize katkı olsun.
buraya daha güzel faydalı işler yapılsın. Bütün derdimiz, düşüncemiz yok. Düşüncemiz bu. Bu anlamda da herkese başarılar diliyorum. Karşı aday olan arkadaşını arattıracağımı buradan söylüyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten katıldığınız için en azından bizi Trabzonlu hemşehrilerimizle şu anda iki değerli başkanımızı da ikisi de bizim değerimiz, sizin yaptıklarınızı zaten hep söylüyoruz. Çok güzel işler. Muhakkak ki affedersiniz. Araya girdim. Üstadım muhakkak ki burada hizmet yeri burası. Yani burada kimse havaya civaya diye değil. Biz de yaptık. Bizden sonrakiler de yapacak. Belki de daha da iyi yapacak. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz insanımızı seviyoruz. Evet. Ülkemiz, milletimizi muhakkak ki bu kardeşlerimiz de seviyor. Bu anlamda herhangi kimseyle bir polemiğimiz, bir derdimiz yok. Elbette öyle ya. Bu neticede bir bayrak yarışıdır ya, başkanım. Kardeşim, burası bizim babamızın yeri değil. Bizden sonra da bir sürü insanlar gelecek. Önemli olan buranın yaşaması. Efendim. Başkanım şunu sormuş size. Bak kimsenin şüphesi içerisinde olmaması için elinizde liste var, bizim elimizde liste yok. Bu demiş sizce adaletli mi diye Sayın İsmail Turgut Öksüz Başkan soru şu anda yazmış. Anladım. Kardeşimiz de siz programda mıydınız onu da bilmiyorum. Ben programdayım Sayın Başkanım. Canlı yayındayız şu anda. Anladım. Hayır. Daha önce herhalde program yaptınız. Sizden önce canlı yayına katıldı Sayın İsmail Turgut Öksüz Başkan. Hasan Keskin Başkan burada, Mustafa Sarı Başkanımız burada, çok dinleyenlerimiz var. Çok güzel. Evet. Şimdi ben bugün bununla ilgili bakın sizin aracılığınıza söz veriyorum, arattıracağım. Tamam. Sayın Başkan arattıracağını söz verdi. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Yolculuk Trabzon mu? Başkanlar diliyorum ya. Bu ya üstadım, bu memleket devlet meselesi değil. Burası. Amin. Hizmet yeri. Yani amen. Burada kol kırılır yerin içinde kalır. Kesinlikle. Ama saygıyı haddi aşmamak şartıyla insanlar muhakkak ki projelerini açıklar eder. Evet. Güzellikler içerisinde. Yani ne olacak yani? Aynen. Dünyayı mı fethediyoruz ya? Aynen öyle. Başkanım Trabzon'a gidiyorsunuz galiba. Yok, Ankara'ya gidiyorum. Ankara'ya mı? Peki. Yolunuz açık olsun Sayın Başkanım. Saygılar sunuyorum. Tekrardan katıldığınız için sağ olun, var olun. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Saygılar sevgiler. Eyvallah. Efendim buradan İsmail Turgut Öksüz Başkanımızın tabii ki serzenişlerini sağ olsun İsmail Şatıroğlu Başkanım da telefonu açtı. Sağ olsun bizleri bak kırmadı. Hem de hiç direkt aradım. Canlı yayına katıldı. Bugün İsmail Turgut Öksüz Başkanı aratacağını söz verdi. Şikayetleri konusunda hangi şikayetleri varsa onunla ilgili açıklamaları, bu işin dernekte olan arkadaşların açıklama yapacağını söylediler. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet, bu arada efendim telefonumuz yine çalıyor. Dönelim hattımıza. Alo. Evet. Alo. Alo. Alo efendim, selamlar, iyi akşamlar, pardon, iyi günler diliyorum, buyurun. İyi günler, iyi günler Murat kardeşim. Şimdi ne kadar kibar bilmedim Sayın Başkanı. İsmail Başkan şeref verdin tekrardan. Bu arada da Şatıroğlu Başkan'ı da tebrik ediyorum. Aradığım gibi canlı yayına katıldı. Arkadaşlar bakın bir şey söyleyeyim size. Şimdi siz Şatıroğlu'nu aradığınızda telefonu meşgulken avareleri mutlaka bilgiyi uçurdu. Ben öyle düşünüyorum. Yine akniyet düşünüyorum. Öyle düşün. Ben kimin ne yaptığını, ne ettiğini, Sayın Başkan bağlandı. Nezaket, nazik, kibar, kendi topluma şirin gözükebilme adına. İşte aday arkadaşımız dedi. Ne konuştuğunu bilmiyor olsa da dedi. Güya kendince karşı tarafı aşağılamaya çalıştı. Her zaman yaptığı iş. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sonuç, cevap aldın mı? Cevap yok. Diyor ki orada bir komisyon var diyor Sayın Şatıroğlu. O komisyonun başkanı kim, ben miyim? Ya ben diyorum ki 12 gün kalmış. Bu arada sitede de ayın 13'ü lanse edilmiş. Kongre tarihi hala belli değil. Sayın Başkanım. 13'ü mü? Sayın Başkanım, senden şunu rica ediyorum. Şimdi İsmail Şatıroğlu Başkanımız yayında söz verdi. Bugün yetkili arkadaşı size... Abi Şatıroğlu Başkan daha önce de söz vermişti. Ya, yok canlı yayına yine konuşuruz bunları. Sadece şunu... Benim kardeşim, biz kongre salonunda 800 kişinin içinde bu adam benim elimi kaldırarak söz vermedi mi? Daha önce de söz verdi. Ben Şatıroğlu'nun hiçbir sözüne inanmıyorum. Evet, açıklama yapacağımını ifade etti onunla ilgili de.
aratacağını söyledi. Aratsa ne olacak? Neyi aratacak? Ben beni aratmasını istemiyorum. Ben Hazur'un listesinin yayınlanmasını istiyorum. Sayın Şatıroğlu Başkan o kadar güzel konuşuyor ki. Yani üstü kapalı. Şimdi bütün diyorlar ki İsmail Turgut Öksüz solcudur. Diyorlar ki İsmail Turgut Öksüz'ü Ekrem İmamoğlu destekliyor. Ya bu kadar basitleşmeyin. Bu kadar basite kimse düşmesin. Bakın bunların hepsini tek tek açıklayacağım. Hiç kimse, ben hiçbir siyasi, hiçbir kimseden ya bana destek olun. Kapı kapı geziyorsunuz. Herkesi aratmaya çalışıyorsunuz. Kimi aradığınızı da biliyorum. Kime gittiğinizi de biliyorum. Bunları açıklamayacak mıyım zannediyorsunuz? Kimiyle konuştuysanız onların ismini lanse etmeyecek miyim zannediyorsunuz? Çıksın yalanlasınlar beni. Kimi aradıysa hepsinin ismini tek tek söyleyeceğim. Ya insanlara baskı unsuru kullanmak için, bakın tekrar söylüyorum, hizmette yarışıyor ise, hizmette yarışıyor iki dönemdir Sayın Şatıroğlu Başkan. Ben ona daha önce de dedim ki bakın, şöyle bir sistem düşünün. Isim vererek konuşacağım. Sayın Hasan Keskin, Sayın İdris Türk ikisi de ayrı ayrı aday oldu. İdris Türk of kanadından destek bulamadı. Sayın Keskin şal pazarından destek bulamadı. İkisi bir araya geldi. 3-4 defa Şatıroğlu'na gittiler ve Şatıroğlu'na aday çıkarttılar. Çıksın desinler yalanlasınlar beni. Şatıroğlu çıksın yalanlasın beni. Şatıroğlu'na harcıyorlar. Bak Şatıroğlu'nun görmediği şu. Bunlar kendi ikbali için, kendi koltuklarından olmamak için sizi harcıyorlar. Bunu görün artık ya. Benim sizinle hiçbir derdim yok. Ama yanlış yapıyorsunuz. Evet Sayın Başkanım inşallah. Şu anda ben sorduğum 3 tane soruya hiçbirine cevap alamadım. Alan varsa söylesin. 1. Ama Sayın Başkan ifade etti ya siz bugün görevli arkadaş sizi arayacağını ifade ettiler Sayın Başkan. Ya sen şimdi bir kurumun başkanısın. Sen bilmiyor musun bunların olup olmadığını? Yani, sen niye açıklama yapmıyorsun? Sen bu kurumun başkanı değil misin Sayın Murat Bey? Sen bu kurumun başkanısın. Cevabını sen niye vermiyorsun? Neden demiyorsun ki evet kardeşim bunlar açıklanmadı gerekçesi şudur. Evet kardeşim ben diyorum ki bak net bir şey söylüyorum. Hadi Hazır'ın listesi oluşmadı diye altını doldurabilirsin. Yalan da inanmıyorum da. Ben yine de inanmıyorum da. Üye dernekler son bir ay kala üye olacak dernekler müracaatını yapar. Son bir aydan sonra üye olacak dernek alınmaz. Tüzükte var bu. 30 gün kala üye olacak dernekler bütün evraklarıyla beraber müracaat eder. Bu üye olan dernekler kimler? Bunları açıklamakta ne var? Sayın Başkan bunları bilmiyor mu? Şimdi ben bir kurumun başkanlığını yapacağım. Tüzükte de belli. Son 30 güne kadar üye olacak dernekler üyeliğini yapar. Ben diyorum ki üye olan dernekleri açıklayın. 1. 2. Hazur'un listesi oluşmadı diyorsunuz. Hazur'un listesi dediğiniz nedir? Son 15 güne kadar müracaat tarihi belirlenen ayın 12'siydi. Son gün. 12'siydi son gün. 12'sine kadar gelen derneklerin Hazur'un listesi belli. Ben Kuzey Yıldız olarak sana müracaat etmişim. Kaç delegem olduğu belli. Notunu alırsın. 12'sinde gelen dernekleri alırsın. Onların Hazur'unu oluşturursun. 13'ünde diğer gelen, son gelen dernekleri de oraya eklersin, Hazur'un oluşur. Ondan sonra bunun açıklamasını yaparsın, paylaşmasını yaparsın. Lakin bunların içerisinde eğer incelemek istediğin, bir şeyler yapmak istediğin dernekler varsa bunları ayırırsın. Peki, Sayın Başkanım, bugün bunlarla ilgili sizi arayacaklarını ifade ettiler. Ben iki başkanı da dinleyicilerimin huzurunda kamuoyunun görüşlerine sunuyorum. Takdir kamuoyunun. Üçüncüsü Sayın Sana Murat Bey bir şey daha söyleyeceğim sana. Evet. Etik mi? Bir federasyonun başkan vekili herhangi bir derneği onu desteklemiyor diye arayıp senin üyeliğini sonlandırır. Öyle bir yetkisi yok da. İşte senin ben bir daha dernek başkanlığında işte şöyle olur, böyle olur tarzında konuşmalar bir Trabzon Dernekleri Federasyonu'nun başkan vekiline yakışır mı? Tabii bunlar şık şeyler değil ama yani karşı tarafta bununla ilgili bir açıklama yapar herhalde bu ya şikayetleri. Hasan Keskin dinliyordu. Kendi niye bağlanmadı? Evet. Niye bağlanmıyor? Ben buradan söylüyorum. İtham ediyorum Hasan Keskin'e. Evet. Bütün açıklama yapsın. Evet. Hasan Keskin başkanı da bağlayacağız ama bugün zamanımız doldu. Onu da akşamki yayında inşallah bağlarız. Yani bunlar... benim bugün size bağlanmamdaki asıl neden evet. Bunlar doğru gitmiyorlar. Peki. Peki bunlar başkanım. Kendilerine Müslüman. Bunlar hala daha
üye de olacak kendilerinden zannettiği dernekleri telefon açıp diyorlar ki biz sizi üye yaparız. Neye göre yapıyorsunuz? Ben hala daha üye yaptıklarını düşünüyorum. Saat 5'te kapı kapalı, içeriği kimseyi almıyorsunuz. Bizim çalışma saatimiz bu. Orada çalışan personel kimsenin hizmetkarı değil, eyvallah. Ben bir ricada bulundum. Son gün, bir gün verdiler o gün. Dedim ki Sayın Şatıroğlu, sonuçta orada çalışan bizim personelimiz. Federasyonun personeli. Rica etsin arkadaşlar, kalsın gelen bütün derneklerin üyeliğini alsın. Saat 5 son. Kanun öyle diyor. Ellerinde böyle bir koz var, kullanıyorlar. Ben bu şirk değil, bu samimiyet değil, bu doğru değil demeye çalışıyorum. Bunların yapmış olduğu bu yol doğru yol değil. Üye kaydı yapıyorlar diye kamuoyuna bildiri yaptı bunlar ya. Yanlış üyeler yapıyor. Yanlış üye nedir? Yanlış üye dediğiniz nedir? Adam senin derneğine üye olmuş. Soruyor. Eğer olmayacaksa kanunen diyorum ki ona mesaj gidiyor. Çıkabilir oradan. Yani bu sanki çok büyük bir şeymiş gibi lanse ediyorsunuz ya insanlara. İnsanların aklıyla dalga geçiyorsunuz ya. Veya o üye gider o derneğe şikayet eder. Bir dernek, işte söylüyorum ismini de, İnşaatçılar Derneği, kendi böyle bir yazı yazdı. Sonra baktılar ki Murat Saral'da bir arkadaşımız var orada Güngören'de. Onun altına yazdı. Adam yazıyı kaldırdı. Çünkü senin üyelerini ben nereden bileceğim bana vermediysen. Kendi aranızda böyle döntgü yaptırıyorsun. Senin üye olan derneğinin listesini ben nasıl üye yapacağım ben bilmiyorsam. Ne? Madem böyle bir şey var, o üyeler gitsinler, şikayet etsinler abi. Sana ne bir de? Sen denetmen kurulu musun? Evet. Dernekler masası size bağlı da benim mi haberim yok? Sizinle ne alakası var? Evet başkanım, çok dolusunuz, anlıyorum sizi. Ben bütün izleyenlere teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsin. Sağ ol. Biraz doluyuz çünkü çok çalışıyoruz. Eyvah. Çok emek veriyoruz. Bu emeklerin zayi olmasına müsaade etmeyeceğim. Ben kimsenin emeğinin üstüne tullanmıyorum. Herkesin emeğine nasıl saygı gösteriyorsam, insanlar da bizim yapmış olduğumuz hizmete, bizim yapmış olduğumuz çalışmaya saygı duysun istiyorum. Bu benim hakkım. Evet. Bu benim hakkım. Hiç kimseye de yapmış olduğum emeği zayi ettirmeyeceğim. Peki başkanım, saygılar sunuyorum. Hadi bakalım. Ben teşekkür ederim. Yine konuşacağız. Böyle biz de gerildik biraz ama biz tabii iki başkanı da dinledik. Başkanlarımızı dinledik. Takdir kamuoyunun, sizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun başkanım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet efendim. Sayın başkana çok teşekkür ediyorum. Biz iki değerli başkanımızı da dinledik. Tabii İsmail Türk Döksüz başkanımızın serzenişleri var. Bazı açıklamaları var. İsmail Şatıroğlu başkanım da bugün yetkili arkadaşların onu arayacağını. Bizler tabii burada medyada arkadaşlar şunu ifade edelim. Bizler iki başkanı dinledik. Takdir kamuoyunun son olarak bu eseri dinleyelim. Ve efendim bugünü tamamlıyoruz.